Şimdi seçim sürecine giderken artık sokağın nabzını da tutuyoruz. Tüm gündem seçim olmuş durumda, artık çok kısa bir süre kaldı. Önümüzdeki haftadan itibaren iki pazar sonra burada seçim yayınları yapacağız. Sokağın nabzı ayrı bir önem taşıyor. A Haber ekibinden Esra Keskin, kameramanlar Taha Hazar ve Ertan Tuna ile yine sokaktalar. Sokağın nabzını tuttular. Vatandaş ne diyor? Bir dinleyelim, ardından devam edeceğiz. Türkiye'nin kaderini belirleyecek o seçime doğru adım adım ilerliyoruz ve 14 Mayıs'ta artık sandığa gireceğiz. Sandıklar da yavaş yavaş kurulmaya başlandı ama öncesinde yine sokağa çıktık çünkü mikrofonumuzu millete uzatacağız. Onlar seçim hakkında ne düşünüyor? İşte bunu soracağız. Söz millete diyeceğiz. Türkiye önemli bir seçime gidiyor. Önce bir sizi tanıyalım. Ne düşünüyorsunuz? Şimdi ben Hasan Fehmi Çorbacıoğlu, 1974 Barış Harekatı gazisiyim. Sakarya ve Sapancalılıyım. Şimdi özel davet üzerine Sayın Cumhurbaşkanımızın 21 yıllık tecrübesiyle konuşuyorum. 21 yıl hükümetin başında İHA'larla, SİHA'larla, görünmez uçaklarla ve Anadolu gemisiyle şimdi onu ziyarete geliyorum. Harika bir şey. Gençlik orada, asker orada, halk orada. Bu başka ne yapsın bu adam? Bazı arkadaşlarım da geldi, bir otobüs. 10 sene daha başımızda olsun. İlk önce seçim beyannamelerine baktım. Baktım ki en uygunu Erdoğan. Çünkü karşısındaki aday hiç Türkiye'ye yararı bir şey yapacağını düşünmüyorum. Daha ilk günden İstanbul Sözleşmesi'ni yapacağız diyor. Ne bileyim, federasyon yapacağım diyor. Federasyon yapmak ülkenin bölünmesine zemin hazırlamak demektir. Erdoğan'a bakıyorum, yapıyor bir şeyler, yapıyor, üretiyor. Mesela bugün az önce gittim, savaş gemisine baktım, bayağı muhteşem. Ülkenin ihtişamı olmalı. Erdoğan ihtişamlı duruyor. Bu ihtişam duruşu 100 yıl bekledik. 100 yıl bir daha bekleyemeyiz. İlk önce Sayın Cumhurbaşkanımıza baktım. Bayağı gençlere önem verdiğini düşünüyorum. Kılıçdaroğlu verdiğini böyle gösteriyor ama hiç vermiyor. Sayın Cumhurbaşkanımız seçimi 18 yaşına kadar indirdi. Bu da iyi bir şeydir. Bir de bugün ilk en genç milletvekili 18 yaşında. Gençlere önem verdiğini düşünüyorum. Ne yapsalar boş, göklerden gelen bir karar vardır. Bana ikinci seçenek sunulan adam bana bir şey söylemiyor ki. Sana söz diyor, bilmem ne yapacağım sana söz. İcat etmiyorsun, icradın yok. Bana verdiğin güvence yok. Sana söz, bilmem ne yapacağım sana söz. Ne yapacaksın? Bir dakika, sakin olur musun? Adam yaptı, ona yapacak bir şey kalmadı. Yaptı, bana ne yapsın? Hastane mi yapsın? Yaptı. Yol mu yaptısın? Yaptı. Türkiye etrafında huzurlu bir şekilde yaşayan bir millet var mı? Başını koyup böyle, başını koyup yatabilecek bir millet var mı? Irak'ta savaş, Suriye'de savaş, Mısır'da savaş, aha Ukrayna'da savaş, her yerde savaş. Benim köylüm Almanya'da, yarısı Almanyalı. Diyorum ki ya ben burada, biz pahalılık yaşıyoruz, sen ne yaptın orada? Bacım dedi, sen burada gidiyorsun marketine, paranı verip pahalı da olsa alıyorsun. Biz diyor euromuzla gidiyoruz, markette rafta bulamıyoruz. Biz fatura, elektrik, doğalgaz harcama yaptığımız zaman diyor, biz sınırlı harcıyoruz. Çünkü bizim enerji kesildi, niye? Rusya kesti. Savaş dediğin sadece tankla, silahla olmaz ki. Şu an bizi neden böyle sıkıştırıyorlar? Müslüman lider istemiyor. Ben bu hükümeti, her yaptığı işe çok memnun oluyorum. Bugün araba çıkardı, yolları yaptı, köprüler yaptı, her şey yaptı. Yapmadığı bir şey yapamadı. Yani bu millete bir şey diyemiyorum ben. Helal olsun adama, alkışlıyorum ben. Her yönüyle alkışlıyorum. Evet, onun için yani başka bir diyeceğim yok benim. Ve her iş yaptığı şeye de okey diyorum ben. Helal olsun. Ben reisimin arkasındayım. Şunu da söyleyeyim, bu Kılıçdaroğlu 165 milyar dolar mı bir şeyler söylüyor. O parayı nereden aldı? Onu bize açıklasın. Bu açıklasın. Hani bir de ne dedi? Sen dedi muhtar bile olamazsın. Adam dünya lideri oldu. Bunu da mı görmüyorlar? Ama sonuna kadar bu adamı bunlara yedirmeyiz.
Kılıçdaroğlu'na oy veren bir insan. Hala da ama şimdi şöyle bir olay var. Altılı ittifaktan ziyade işte HDP, işte PKK terör örgütü vesaire, yandaşlar, işte Amerika'nın baskısı. Yani alenen bir şeyler var. Bu da bir gerçek yani. İşte seçimden önce yani Amerika'ya gitmesi, ittifakların orada, Ali Babacan'ın vesaire. Bunlar tabii ki ülke için zararlı. Biraz o konuda tabii ki eleştirmek istiyorum. Çünkü farklı bir konuda gitsinler Amerika'ya ama şimdi gizli görüşmeler 8 saat orada ne yaptı ne etti, bunları herkes için tehlike yaratıyor, ülke için özellikle. Tabii ki şimdi altılı masa diyorsun, 8 kişi yönetecek. Cumhurbaşkanlığı seçimi 6-7 kişi, kim karar verecek? Yani kendi aralarında uzlaşmalık oldu biliyorsunuz Akşener'le Kılıçdaroğlu arasında. Bu da tabii ne oldu? İnsanlarda şu güven oluştu. Ulan bunlar memleketi nasıl yönetecek intibası oluştu. Tabii şimdi böyle olaylarda çekimser olanları, kararsız olanları. Yani şimdi ben de mesela Kılıçdaroğlu'na oy verme taraftarıydım ama samimi gelmiyor bazı şeyler. Akşener'in samimi olmaması, işte bir hafta sonra HDP ile olan ittifak. Bunlar tabii insanları farklı yere itebiliyor. Reis banko yine götürecek yani. Biz de reisçiyiz. Reis banko götürecek. Niye götürecek? Adayların her gün birisi hata yapıyor. Görüyorsunuz secdeye basıyorlar. Reis burada yani hiçbir şekilde bir hatası yok şu ana kadar. Allah'a şükür. Allah'ıma binler şükür. Reisin bir hatası yok. Bu zamana kadar hep ben Tayyip Erdoğan'a oy verdim. Bundan sonra da öyle yapmayı düşünüyorum. Yani bir şey sunsalar böyle, hani insanlara ileriye götüreceğiz, şöyle yapacağız, böyle yapacağız. Hani Türkiye'ye daha güzel projeler sunacağız. Atıyorum şimdiye kadar yapılmış olanların daha ilerisine götüreceğiz deseler. Hani birazcık düşünülebilir ama öyle bir şey olmadığı için fikrim sabit. Yani Tayyip Erdoğan'a vermeyi düşünüyorum. Yani sadece dedikleri İHA'yı iptal edeceğiz, işte dışarıdaki faaliyetlerimizi durduracağız. Yani hep ülkenin zararına şeyler. Yani bizim millet de bunu görmüyorsa artık ben diyecek bir şey bulamıyorum. Yani. Şimdi Türkiye'de birkaç tane çok seçimler gördük. İki anahtarı verenleri gördük, ev anahtarı, araba anahtarı verenleri gördük. Ama Türkiye'de vaatler değil gerçeklere bakmak lazım. Sayın Cumhurbaşkanım 25-21 senedir bütün gerçekleştirdiği, verdiği sözleri gerçekleştirdi. Türkiye için bir teminattır ve Türkiye'de bunu çok iyi farkında olması lazım. Şimdi kalkmışlar diyorlar ki biz şunu yapacağız, bunu yapacağız. Sayın Kılıçdaroğlu söz verdi İstanbul Belediye Başkanlığı'nı kazanırken, biz namus sözü dedi, hiçbir işçiyi işten çıkarmayacağız dedi. Ama ne yazık ki 1600 kişiyi işten çıkarttılar ve halen de devam ediyor. Benim çok arkadaşım da bu işten çıkarıldılar. Onun için bunlar namus sözü değil de ne sözü verirse versinler yapamayacakları sözleri veriyorlar. Memleketimizi zora koşmaya çalışıyorlar. Sayın Cumhurbaşkanım bu konularda hem devlet adamıdır hem de bürokratları iyi çalıştırmasını biliyor. Zaten kendi geldiği zaman dedi ki benim bürokratım yatmayacak dedi, çalışacak dedi. Bugün nitekim de her birimin başındaki kişilerimiz çalışan insanlardır. Şu Cumhurbaşkanlığı sistemi de Türkiye için bir kurtuluştur. Ülkemizin ikinci bir yüzyıla hazırlanan bir projedir, programdır. İnşallah bunu da devam ettirecekler. Şimdi bunların ekonomiyle ilgili muhalefetin kaliteli bir proje görmesi için büyük şehirlerdeki çalışmalarına bakmak lazım. Acaba bunlar büyük şehirleri nasıl yönetiyorlar, nasıl kalkındırıyorlar? Düşünebiliyor musun? Bugün İstanbul Proje Daire Başkanlığı'nda 4 senedir bir tane proje gelip de daha imzalanmadı. Bunu çıksın açıklasın. İstanbul'da çalışmayıp Türkiye gezmesi değil. Çıksın desin ki ben 10 tane 5 tane proje hazırladım, yapıyorum desin. Bugün İstanbul 20 senede inanır mısın bir asırın çağın kalkınmasını yakaladı. Sabiha Gökçen'den giriyorsunuz İstanbul Havalimanı'na kadar yerin altından gidiyorsunuz. Zerre kadar ulaşımda sorun yok. İstanbul'da bakıyorum Marmaray'dan biniyorsunuz, Gebze'ye kadar gidiyorsunuz Halkalı'dan, sorun yok. Bunlar başarıyla yapıldı. 100 milyar parayı getireceğim dedi de hey gençler size gelecek hazırlıyorum. Halbuki o gençler biraz uyanık olsalar borçlandırarak gençleri getireceğim diyor. O üçlü baronlarının parasını getireceğim. Hele hele bankerlerin parasını, İngiltere'deki bankerlerle görüştü. Rabbim onun sağlık sıhhat versin. Benim ömrümden alsın ona versin ki bu memleketi hiç olmasın. Daha ileride çocuklarımıza götürsün.